Bir bakalım. X eksi 1 bölü 2 virgül 1 bölü 2 açık aralığında yer alıyormuş. Bize eksi 2 bölü 1 eksi 2 x'in bu seriye eşit olduğunu veriyorlar. Sonra da buna dayanarak aşağıdaki kuvvet serisiyle temsil edilen fonksiyonu bulunuz diyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Öncelikle aklınıza bu ifadenin buradaki seriye nasıl eşit olacağı sorusu takılmış olabilir. Ayrıca bu serinin ilk terimi eksi 2, ortak oranı da yani ardışık terimleri elde etmek için terimleri çarptığımız oranı da 2x olan geometrik bir seri olduğunu da fark etmişsinizdir. Bunun gibi bir geometrik serinin toplamı birinci terim yani eksi 2 bölü 1 eksi ortak orana yani 2x'e eşittir ve bu da burada gördüğünüz ifadenin aynısı. Bu eşitliğin geçerli olmasının sebebi de zaten bu. Bu ise yakınsama aralığı yani bunun yakınsamasını sağlayan x değerlerinin bulunduğu aralık. Sorunun bu kısmını anladığımıza göre isterseniz gerçek soruya geçelim. Bizim buradaki seri ile temsil edilen fonksiyonun hangisi olduğunu bulmamız gerekiyor. Soruyu bu şekilde sorduklarına göre bu iki seri arasında bir bağlantı olmalı. Bunun ilk terimi eksi 2, bununki eksi 2x. Burada eksi 4x, buradaysa eksi 2x kare var. Bu noktada ikinci serinin birinci serinin ters türevi olduğunu anlamamız gerekiyor. Ya da birinci serinin ikincinin türevi olduğunu. Eksi 2 x'in x'e göre türevi nedir? Eksi 2 değil mi? Eksi 2 x karenin x'e göre türevi eksi 4 x. İşte bu şekilde. Bu serinin bir saniye şöyle yazayım. Gx'e eşit olduğunu düşünelim o halde. Bu eşitliğin sağ tarafının ters türevini yani belirsiz integralini alınca gx'i elde ediyoruz diyebiliriz. Bunun için de isterseniz eşitliğin iki tarafının da integralini alalım ve bakalım ne olacak. dx ve buraya da dx yazıyorum. Sağ taraftan gx elde edeceğiz. Sol taraftansa bir kere daha yazayım. İntegral işaretini koyuyorum. Eksi 2 dx bölü 1 eksi 2x. Evet dx'i paya aldım ve ifadeyi baştan yazdım. Şimdi bu gx'e eşit öyle değil mi? Bunun ters türevini alırsam, evet, bunun ters türevlerinden bir tanesi gx'e eşittir. Eşittir gx yazıyorum. O halde geriye bunun belirsiz integralinin neye eşit olduğunu bulmak kaldı ve bunu söyledikten sonra da paydaki ifadenin, paydadaki ifadenin türevi olduğunu çoktan fark etmiş olduğunuzu düşünüyorum. Başka bir deyişle, bunun u'ya eşit olduğunu düşünürsek yazıyorum u eşittir 1 eksi 2 x d u bunun x'e göre türevine yani eksi 2 dx'e eşit olur. Bu u bu da d u bunu baştan yazayım du bölü u'nun belirsiz integrali gx'e eşit ve bu da u'nun mutlak değerinin doğal logaritması artı c'ye eşittir. Şimdi bir de u dönüşümünü tersine çevirmemiz lazım. u yerine 1 eksi 2x yazacağız öyle değil mi? 1 eksi 2x'in mutlak değerinin doğal logaritması artı c. Evet bu gx'e eşitmiş. Sırada c'nin ne olduğunu bulmak var. c'nin neye eşit olduğunu bulmanın en kolay yolu x yerine 0 koymaktır. x 0 olursa bir kere daha yazacağım. Evet x 0 olursa buradan 1'in mutlak değerinin doğal logaritmasını elde ederiz. Artı c eşittir g 0. g 0 ise bunların hepsi 0'a eşit olacağı için 0'dır. 1'in doğal logaritması da 0'a eşit olduğu için ve bu eşitliğin de sağlanması için c'nin de sıfıra eşit olması gerekir. İşte bu kadar. Buradaki eşitliğin iki tarafının ters türevini aldık. X yerine 0 koyarak sabitinde 0 olması gerektiğini bulduk. Ve böylece bu serinin yani gx'in 1-2x'in mutlak değerinin doğal logaritmasına eşit olduğunu bulduk. Buradaki açık aralığı değerlendirecek olur isek bu her zaman pozitif olacaktır. Ve bunun için mutlak değeri kullanmamıza da gerek yok. Yine de mutlak değeri tutarak daha güvenli bir cevap vermeyi de tercih edebiliriz. Her neyse yukarıda verilen bilgiye dayanarak bu seri serinin temsil ettiği fonksiyonun hangi fonksiyon olduğunu bulduk. Sorunun püf noktası ise yukarıdaki serinin aşağıdaki serinin türevi olduğunu görmekti. Bu durumda yani bu bu serinin türevi olduğu için de ters türevi aldık ve fonksiyonu bulduk.